Hoş geldin. Nasılsın? Seninle en son saç sirkesi macerasında beraberdik. Bendeki saç rüzgarı hız kesmedi, hala devam ediyor. Son zamanlarda saçlarıma güzel güzel şeyler, övgüler duyuyorum. Saçların çok parlak, çok iyi durumda. Sakın elletme, etme, bilmem ne falan. Sonra ben bir düşündüm üstüne. Ben ne yapıyorum ya da ne yapmıyorum? Bugün burada belki de ne yapmadığım şeyleri daha fazla duyacaksın. Çünkü bazen çare saçı hiç elletmemek, delicesine ürüne boğmamak, biraz sakin bırakmak. Zaten bence cilt bakımına da benzer şeye geliyoruz. Gelmek zorundayız çünkü fiyatlar vesaire ortada. Minimalliğe doğru adım adım giderken ben de sana aslında minimal şeylerden bahsedeceğim ve diğer deneyimlerimden de konuşacağım. İstersen sen ben başlamadan önce belki like atmak, destek olmak istersin. Zilleri açabilirsin, abone olabilirsin. Ben de izninle başlarım. Bir kere ilk etapta fön çektirmiyorum. Ben bir fön bağımlısı değilim. Saçlarım zaten düz. Şanslı gruptayım. Fön çektirmiyorum. Fazla maşa da yapmıyorum. Belki ayda bir, iki. Biraz saçlarımı olduğu haline bıraktım. Bunlar çok işe yarıyor. Öyle olunca ısıdan koruyucu ürün, şundan bir şey yapıcı ürün falan, işte kırılma karşıtı bir şey ürün falan, hiçbir şey kullanmama gerek kalmıyor. Tarak seçimime dikkat ediyorum. Tarak konusunda bayağı muhafazakar biriyim bu arada. Yumuşak tarakları, yani şu ucu yumuşak ve böyle çok aşırı plastik kıvrılan yumuşak olanları tercih etmiyorum. Çünkü onlar da saçı böyle çekiştiriyorlar. Uçları top gibi olanları da tercih etmiyorum. Ben bunu vakti zamanında yıllar önce almışım, bu ahşap tarağı. Kuaförlerden edindiğim bu tarakla tarıyorum. Kesinlikle Tangle Teaser'dan vesaireden, şundan bundan, son trendlerden bence çok daha iyi açtığını söyleyebilirim. Saç kurutma makinesi durumu bence başka bir faktör. İyonik olmayan saç kurutma makinelerinde saçım deli gibi elektrikleniyor. O elektriklenmeyle volüm aynı şey değil zaten ve beni çok huzursuz ediyor. Giydiğim şeyde elektrikleniyor, saçıma dokunduğumda elektrikleniyor. O yüzden saç kurutma makinesi tercihlerimde iyonik olmasına özen gösteriyorum. Ben kalkıp da 6.000-7.000 liralar verip işte Dyson alacak, onu övecek biri değilim. Bu kanalda zaten benim tarzımı anlamışsındır. Sadece minimal şekilde yeni bir şey aldığımda belli başlı şeylere dikkat etmeye çalışıyorum. Yağla bakım yapmıyorum. Belki şaşırmışsındır. Bıcır bıcır değişik yağlar var. Hindistan cevizi yağı, ceviz yağı, bilmem ne yaptığım zamanlar oldu. Evet. Ama şu son zamanlarda ne yapıyorsun dersen hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü ben bayağı yağlardan, onların o mat görüntüsünden, öyle beklemekten çok huzursuz oluyorum. Ve hiçbir şekilde yapmıyorum. Arındıramıyorum da. Çünkü o yağı dipten özellikle arındırmaya çalıştıkça çok fazla şampuan gidiyor. O zaman burayı hassaslaştırmış oluyorum. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu mu derler artık, bilmiyorum. Yani bir iş yapacağız, kaş yapacağız derken göz çıkarıyoruz. O yüzden o işlere hiç girmiyorum. Saç maskesi de yapmıyorum. Onu da yapmıyorum. Saçınızı bu kadar sakin bıraktığınızda, ısıl işleme tabi tutmadığınızda, inanın bence çok büyük saç maskelerine, çok yoğun şeylere de gerek kalmıyor. Zaten banyoda öyle işte 5 dakika bekleyecek kadar da sabırlı biri değilim. O yüzden saç maskesi de yapmıyorum son dönemlerde. Kuaföre şimdi diyeceksin ki belki, işte o zaman saç bakımları yaptırıyorsunuz kesin. Saç botoksu vardır sende. Sakinleştirici bakım vardır. Ben nerede görsem tanırım mı diyorsun? Onları da yaptırmıyorum. Saç botoksu da yok, keratin bakımı da yok, bilmem nesi de yok. İhtiyacım olsa, belki saçım çok böyle hızı değiştiren biri olsam, hıncımı saçımdan çıkarayan biri olsam belki yaptırırım. İhtiyaç konusunda tabii ki açığım yani bu tarz şeylere. Ama sakin bıraktığınızda bunların hiçbirine gerek kalmıyor. Bazılarının da bizi çok kandırmaya çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Benim taktiğim şu, anlamışsındır. Önlemek, sonrasında tedavi etmekten, milletin eline düşmekten gerçekten çok daha iyi. Rahat bıraktığınızda saçınızı güzel güzel böyle tararken bile yumuş yumuş taradığınızda, iyi ürünlerle desteklediğinizde, birazdan konuşacağız, bence size iyi cevap veriyor. İyi ürünler demişken çok az şey kullanıyorum. Düzenli olarak kullandıklarım şu açıkçası, şampuan açısından. Bunu Vichy Dercos'un bu oil kontrolü. Yani ben hangi ara bıraktım, gözüm karardı da başka şampuanlara geçtim ve şampuan girdabında kayboldum bilmiyorum, ama bunu unuttuğum gün çok acı bir günmüş.
ve tekrar kavuştum. Dedim ki seni niye bıraktım? Seni neden bıraktım? Yağlı saçların, hızlı karışan saçların, saç derisi hassas olan kimselerin bence bir numaralı bakması gereken şampuan, sponsorsuz konuşuyorum bu arada, bu kadar övüyorum belki şaşırmışsındır. Bir numaralı kullanması gereken şampuan bana çok iyi gelen. Umarım sana da iyi gelir. Ürün bu bence. Ne yapıyor dersen, bir kere en büyük derdimiz, şimdi Roaccutane kullanmayı da bıraktığımız için, saçın yağlanması ve kirli görünmesi. Kirli algısı kültürel olarak da hani yağlandığından dolayı çok kabul gören bir şey değil. Kendimize rahat olamıyoruz biliyorsun ki. Yağlanmayı geciktiriyor. Yarım gün, belki bir gün atıyor yağlanmayı, geciktiriyor. Buna rağmen yumuşak yapıyor. Saç derisini böyle gıcır gıcır, üf deterjan sıktım kafama gibi hissetmediğin bir forma sokuyor. Ve ilginç şekilde yumuşak ve kolay taranır yapıyor. Bunu denedim mi? Hiçbir ürün kullanmadan sadece bunu kullanarak saçlarımı tarayabiliyor muyum? Saçlarım boyalı da olsa ve hızlı karışıyor da olsa kesinlikle tarayabiliyorum. Yani bir gün bir yere gitmem gerekse, işte valizimde yer olmasa falan filan, tek bir ürün götürecek olsam saçlarıma özel sadece bunu götürürüm. O kadar da net. Saç uçlarım da kurutmuyor bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Biraz dertleri var diye düşünüyorsundur belki. 200 ml birazcık küçük. Ve bil bakalım ne? Azıcık da pahalı. 100 küsür liralarda. Bunun uygun fiyatlısını bulmaya çalışacağım. Ama bulabilir miyim emin değilim. Aklımda bir iki alternatif var. Belki hani bunu bitirdiğimde bir süre onunla devam edip ya da bazı günler onunla yapıp yine bununla ikinci şişesini de alırım diye düşünüyorum. Aynı zamanda cildimde böyle, saçlarımda böyle kepeklenme tarzı şeyler de yapmıyor. Sakin tutuyor. Muhteşem, muhteşem, muhteşem ötesi bir ürün olduğunu söylemem lazım. Gelelim saç kremine. Biobloss'ın, hiç de ummazdım, bu ürünüyle karşılaştım. Bu ürünü kolajen, keratin demiş. Ben bu lafları çok fazla yemiyorum. Saç dökülmesine karşı bakım kremi demiş. Bir bakım kreminin saç dökülmesini nasıl durdurabileceğinden çok da emin değilim. Ama ben ince ve hacimsiz saçlar için saçın o kabarıklığın doğal volümünü mahvetmeyen, götürmeyen bir bakım kremi ararken şans eseri, elim buna çarptı da buldum diyeyim sana. Gerçekten kimse de yönlendirmemişti. 30 liralara bir fiyatı var. Yoğun kıvamlı birazcık. İçeriğinin oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Patentli bir formülasyonu var. İşte Herbal Complex B19 diye kendilerine özel patentli bir bitkisel kompleks koymuşlar içine. İlk içerikler, inanır mısın, yani 5-6 içerik sadece bu bitkilerden oluşuyor. Daha sonra birazcık silikonumsu şeyler koymuşlar içine. Ama silikon saça böyle düşünüldüğü gibi nefes aldırmayan bir şey değil ve toksik de değil. O yüzden kullanabileceğini düşünüyorum. Bunu kullandığımda, azıcık kullanacaksın ama, bunu kullandığımda saçımın hacminden hiçbir şey kaybetmiyorum. Yumuşacık oluyor, tarak böyle akıp gidiyor. Hızlı dolaşan, böyle elektriklenmeye de meyilli saçlarımda benim için harikalar yarattı diyebilirim. Fiyatıyla da ve gramajıyla da 250 ml, hani çok uzun süreler kullanabilecek, göz doldurabilecek bir ürün. Şimdi ben o saç bakım kremini kullandığımda fanı olduğum, fanatiği olduğum bu ürünü aslında çok fazla kullanmama gerek kalmıyor. Bu iki şeyle ben büyük oranda saç açılmama sorununu çözdüm. Çiğ'nin ben artık bence şeyi olmalıyım, yüzü falan mı olmalıyım bilmiyorum. Sabah akşam çiğ örüyorum, övüyorum saç bakımı söz konusu olduğunda. Bu Çiğ'nin Silk Infusion serisinden ipek içerikli yeniden yapılandırma kompleksi. Parlaklık deyince, pürüzsüzlük deyince, saça böyle ipek saç yapma deyince, kolay açılma, koruma deyince, saçı tasarıp tamir etme deyince bu ürün. İçinde keratin kompleksi var, ipek kompleksi var, hidrolize ipek var açıkçası. Bunu kullandığında her saç tipinin kullanabileceği ama benim gibi ince saçları azıcık yağlandıran, o yüzden çok fazla bakım kremiyle belki üstüne kullanmayacağın ama saçın hiç açılmıyorsa, daha fazla ya da yıpranma varsa, uçlarda işlem varsa çok güzel destekleyebilecek, saçı başlangıca saran muhteşem bir ürün.
Bunun grisi vardı. Onun da o da hidrolize ipek formülasyonu. O da harika saçı açar. Ben bunu çok uzun süredir kullanıyorum. Başka videolarımda da gördüm. Belki görmekten sıkıldın. 6 ayı geçkin süredir kullanıyorum. Fiyatı böyle 200'ler, 300'ler vesaire gibi bir şey. Ama benim saçlarım kalın tellidir, işte normaldir ya da incedir. Ben saçım pırıl pırıl böyle parlak, işte kolay açılsın, sarsın istiyorum diyorsan o ürün duştan sonra saçında kalacak o ürün bu ürün diyebilirim kesinlikle. Bunların dışında aslında bunlar benim basiclerim, temel kullandığım şeyler. Bunların dışında son zamanlarda haftada bir kere olmak üzere saç sirkesini de ekledim. Önceki videomda konuştuğum için üstüne detaylı konuşmayacağım. Tek bir şey var saç sirkesini sevdim ben. Tek bir şey var birazcık saçımı biraz fazla dökmeye mi başladı acaba diye bir şüpheleniyorum. Ben zaten az kullanıyorum ama hala da gözlemdeyim. Senin de aklında olsun. Diğer bir kullandığım ürün, ben bunun bağımlısıyım. Kuru şampuan hastasıyım. Öyle söyleyeyim. Saçınız hızlı yağlanıyorsa ve sürekli şampuanlamak, o deterjanımsı şeylere maruz bırakmak istemiyorsanız eğer kuru şampuanla yaşayacaksınız. Bu iş böyle. İşte yok pudra yapan var, saçında bebek pudrası döken var. Bilmem nişasta bir şeyler yapan var. Yani hiçbiri bu kadar efektif değil. Yani çok ürün kullandım. Çok marka kullandım. Hiçbiri Batiste kadar efektif değil. Fiyatları pahalı. İndirim döneminde alıyoruz. Çaresi bu. Saçı çok iyi. Hem hafifletiyor hem ağırlaştırmıyor. Hem de böyle içinde kullandıkları formülasyonu çok böyle granüllü gibi değil. Bazıları oluyor ki çok böyle kalın kalın saçta o beyazlık duruyor. Bunu hemen taradığınızda o şey gidiyor ve uzun süre saçınızı fresh şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben yani o gün banyo yapacaksam ertesi gün bunun sayesinde çok rahatlıkla yapabiliyorum. Ama bununla ilgili de arındırma meseleleri devreye giriyor. Kimisi işte buraları arındıracak kirli ürünler kullanıyor. Kimisi benim gibi saç sirkesini arındırmak için kullanıyor. Bu da aklımızda tutmamız gereken diğer şeylerden biri. Gördüğün gibi ben de öyle çok da fazla şey kullanmıyorum. Epitopu kullandığım şeyler bunlar. Dediğim gibi benim için sır, benim için olmazsa olmaz şey saçı yıpratmamak. Çünkü önlemek sonrasında tedavi etmekten çok çok daha kolay. Senin saç sırların neler? Sen neler yapıyorsun? Ben işte annemin sırrı, anneannemin sırrı. Biz eskiden beri şunu yaparız, şunu süreriz saçımıza. Çok iyi gelir diyorsan lütfen aşağıda paylaş. Bu anlattığım saç tipleri için mucize, ben de harikalar yarattı dediğin ürünler varsa onları da yazmanı çok isterim. Senle ben yine bir karşı karşıya geliriz başka maceralarda, başka videolarda. Zaten gelelim de. Beni like'lamanı isterim. Açıkçası takdir etmeni isterim. Abone olursun. Belki zilleri açarsın. Eşine dostuna söylersin. Ben de daha çok motive olmuş olurum. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal.